çıkıntılarıyla boğuşurken Denizbank tehditleri fırsata dönüştürdü ve organik büyümesine ek satın almalarla ilk 5 yılın sonunda 8 iştiraki, 167 şubesi ve 3356 çalışanıyla bir finansal süpermarket haline geldi. Denizbank, vizyonu, stratejileri, ortak akla önem veren yönetim anlayışından aldığı güçle 2004 yılında halka açıldı. Sermayesinin %25'ini oluşturan hisseler halka arz edildiğinde inanılmaz bir başarı yakalandı. Toplanan talep arzın yaklaşık 5 katı gibi rekor bir seviyedeydi. 2006 yılı Denizbank için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Birçok başka devin yarıştığı satış sürecinin sonunda Dexia ipi göğüsledi. Denizbank, Dexia'nın verdiği güç ve ekonomistlerinin doğru öngörüleri sayesinde tıpkı önceki krizler gibi global krizden de başarıyla ve büyüyerek çıktı. Oysa koşullar çoğu dev dünya bankası için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Denizbank, karlı büyüme başarısını krize rağmen sürdürdü ve 2011 yılında en büyük 10 Türk bankası arasında kar artışında lider oldu. 1997 yılında kurulduğunda aktif bakımından 81. sırada olan Denizbank, 2011 yılında karlılık bakımından tüm özel bankalar içinde ilk 5'te yer aldı. Peki bu karlı büyüme modelinin başarısının sırrı ne? Bu başarının sırrı Denizbank'ın kurulduğu günden itibaren hiç değişmeyen 5 stratejisinde saklı. Disiplinli kredi kültüründen ve risk yönetimi prensiplerinden asla taviz vermemek. Verimlilik ve üretkenliğe önem vererek maliyetleri daima kontrol altında tutmak. Müşteri odaklılık anlayışı içinde niş pazarlarda etkin olmak. Her türlü büyüme fırsatından en makul şekilde faydalanmak. Bir portal anlayışı içinde müşterilere Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nun tüm finansal ürünlerini her türlü dağıtım kanalı vasıtasıyla sunmak. Portal anlayışı deyip geçmeyin. Bu bizim hala daha taklit edilemeyen bu ülkede ve 80'incilikten kalkıp 6'ncılığa ve karlılıkta, konsolide karlılıkta bizi 5'inciliğe ulaştıran stratejimizdir. Çok önemlidir. Denizbank'ın tüm şube ve iştirakleri tek bir IT altyapısı üzerinden bütün faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Deniz Yatırım, Express Invest ve Deniz Portföy. Yurt içi bireysel kategorisinde halka arz talep toplama şampiyonu olan yatırım grubu. Deniz Leasing, son çeyrekte leasing alacaklarında %10, 9 aylık kârda %12 pazar payı. Deniz Faktoring, son 3 yılın en kârlı banka faktoring firması. Denizbank AG, 2.4 milyar euro mevduat. Dexia Moskov, Rusya'daki Türk şirketleriyle işbirliğinde etkin. Deniz Emeklilik, Denizbank tarihinin altın sayfalarından biri olarak satışını gerçekleştirdiğimiz bir başarı hikayesi. Mart 2007'de 1 milyon euroya bir tabela şirketi olarak satın alınan Hayat ve Emeklilik, Deniz Emeklilik haline getirilip Mayıs 2011'de Dünya Devi MedLife'a 250 milyon euroya satıldı. Bu satışla birlikte Deniz Emeklilik portalımızı terk mi ediyor? Asla değil. Sigorta gibi finansın en önemli dallarından birinde bu sefer uluslararası bir partnerle yine portalımızın bir parçası olarak çalışmalarımızı aynı hız ve azimle devam ettireceğiz. Bireysel, ticari, kurumsal, işletme ve tarım bankacılığı alanlarında sunulan yenilikçi ürünlerin sağladığı katkı ve topladığı mevduatla Denizbank hem kendi büyüyor hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunuyor. Denizbank'ı tarım sektörüne duyduğu ilgi sebebiyle yürekten kutluyorum tarım sektörü mensupları adına. Çok teşekkür ediyorum. ETT ve Denizbank önemli bir işbirliği yapıyorlar. Denizbank'ı tebrik ediyorum. Maşallah ateş gibi çalıştıkça gençleşen bir genel müdürü var. Ve ekibi çok sıkı çalışarak Denizbank'ı bugün daha fazla kamuoyunda bilinir hale getirdi.
GFK araştırması Deniz Bank'ın bankalar içinde Türkiye'nin çok bilinen markaları arasında 6. sırada olduğunu gösteriyor. Deniz Bank'ın karlı büyüme modelinin devamında bu marka gücünün katkısı büyük. Bugün 13 iştiraki, 80 ilimizle birlikte yurt dışında da faaliyet gösteren toplam 600 şubesi ve 10.755 çalışanıyla Türkiye'nin 6. büyük özel bankası Deniz her yerde. Son 3 yılda her yıl ortalama 60 şubenin hizmete girdiğine bakıldığında Deniz Bank'ın bugün yılda 100 şube açacak bir organizasyon gücü olduğu söylenebilir. Ayrıca Deniz Bank açtığı şubeleri istihdam etmek üzere her yıl 3000'e yakın insanı işe alabilecek kapasitede. İş arayanlar tarafından tercih ediliyor. Mevcut yöneticilerinin %70'inden fazlasını da kendi bünyesinden çıkarabiliyor. Çok iyi yıldız oyuncuları bir araya getirmekten ziyade bir araya getirdiğiniz oyuncuları da çok iyi çalıştırmak ve o ekibi yıldız yapmaktı amaç. Biz hiç yıldız aramadık. Hep ekip çalışmasına yatkın ekibi bir araya getirdik. Şu anda da yıldız bir bankamız, yıldız bir ekibimiz var. Biz yarattık bunu. Bugün 1000 personeline aynı anda eğitim verebilen Deniz Akademi, bir bankacılık okulu misyonunu taşıyor. Deniz TV'nin portalda yerini almasıyla birlikte Deniz Akademi'de eğitim, yaygınlık ve hız anlamında yeni bir döneme giriyor. Deniz Bank, bankacılık ihtiyaçları ile gelişmiş Microsoft teknolojilerini birleştirerek sürekliliğe ve büyüyebilirliğe açık çok sağlam bir sistem geliştirdi. Biz Microsoft olarak Deniz Bank'la devam eden bu işbirliğimizden çok memnunuz. Deniz Bank'ın IT altyapısı State of the Art Design ile bugünkü işlem hacminin 100 katını taşıyabilecek büyüyebilir bir yapıda. Her geçen gün iş süreçlerinde verimliliğe dönük yapılan iyileştirmelerle sürekli müşteri hizmet kalitesini daha iyiye, daha düşük maliyetlerle taşımak konusuna odaklı olarak büyümeye devam ediyor. Deniz Bank teknolojik altyapısıyla bilişim Oscar'ına layık görüldü. IDG Computer World Onur programı kapsamında Internet Bankacılık Projesi'ne 10 dalda 181 aday içerisinden finans, sigorta ve emlak dalında 21. yüzyıl başarı ödülünü verdi. Bugüne dek gösterdiği başarıyı taçlandıran bu ödül, Deniz Bank'a daha yükseklerde yeni hedeflere ulaşma sorumluluğu yüklüyor. Deniz Bank'ta bu sorumluluğu başarıyla yerine getiriyor. Çizdiği yol haritası test çalışmalarına konu olan banka, kurumsal yönetişimin karlı büyüme modeliyle birleştiği müstesna bir yönetim şekli olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada, yazılı basında, bütün dünyanın okuduğu önemli yayınlarda. 11 Kasım 2011 tarihli Wall Street Journal'da yer alan haber, örneklerden sadece biri. Deniz Bank yönetimine büyük saygı duyuluyor. Dexia Deniz Bank'ı satın aldığında yönetim ekibinin tamamını olduğu gibi bıraktı ve bu ekip hala iş başında. Tabii ayrıca TV kanallarında. Bizde olan bir banka, bizdeki bir bankayı daha önce satın almıştı. O bankanın kendi aslı şu anda bizdeki bankanın neredeyse 1/5 durumunda bir değer ifade ediyor. Başbakan, şu anda geldiğimiz noktayla ilgili bugün Türkiye'nin finans sektöründe bankalarımıza bakıyoruz. Çok güçlüler. Onlara yurt dışından talepler var diyerek son günlerin gündeme gelen işte Deniz Bank satışıyla ilgili de örnekler vardı. Burada Türk finans sektörünün ve yöneticilerin çok başarılı olduğundan bahsetti. Hakan Ateş örneğini vardı. Bugün bir başarı varsa, bir şey yaratıldıysa bu ortak aklımızdır. Bu biziz arkadaşlar. Bu sizsiniz arkadaşlar. Deniz Bank. Başarılı ortak akıl üretimi. Sayın Enstitü Müdürüm, değerli akademisyenler, kıymetli konuklar ve sevgili arkadaşlar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 4. İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumsal Sosyal Medya Yöneticiliği başlıklı konferansa hoş geldiniz. Değerli konuklar, program akışımız şu şekilde gerçekleşecektir. Kurumsal Sosyal Medya Yöneticiliği başlıklı konferansın gerçekleştirilmesi ve plaket takdimi, çekiliş, Facebook fotoğraf yarışması ödül töreni. Konferansımızı başlatmak üzere
Denizbank Self Servis Kanalları Yönetimi Grup Müdürü Sayın Ahmet Murat Erdağ'ı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sağladınız. Böyle sıcak bir ortamda bizi karşıladığınız için herkese çok çok teşekkür ederim. Biraz önce rektör yardımcımız Aykut Bey aradı. Herkes orada mı dedi? Şöyle bakıyorum. Galiba burada herkes. Tamam. Sanırım ikinci haftanız bitmek üzere. Keyif aldığınız iki hafta olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Süper, güzel. Şimdi bir tarafta çok geç bir bankayı başından itibaren izleme şansına sahip olduk beraber. Denizbank bu sene 15. yılını kutluyor. Biraz önce dostumuzla da konuşurken sizlerin de çok yeni bir üniversite olduğunu, fakat Denizbank gibi gerçekten genç, dinamik ve ileriye yönelik akılları barındırdığını gördük. Bundan da çok memnun olduk aslında. İki tane genç markanın bir araya gelmesi, getirmesi çok güzel oldu. Sokrates çok uzun konuşurmuş. Sonunda arkadaşları öldürmüş onu. Biliyor muydunuz bu hikayeyi bilmiyorum ama ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Üzerimdeki buzu bir kırayım istedim. Oroslardan çok geldik. Soğuktu yukarısı. Tekrar böyle güzel bir ortamda bizleri yalnız bırakmadığınızda geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, gördünüz. 15. yılını tamamlayan bir banka, 600 tane şubesi var. Birçok önemli kurumla anlaşmalar yaptı. Bankacılık sektöründe emin adımlarla yürüyor. Bunu tabii ki hem teknolojik altyapısı hem de yenilikçi yaklaşımıyla birlikte, genel müdürümüzün de bahsettiği gibi, ortak aklın ortaya çıkardığı sonuçlarla başarmaya çalışıyor. Bugün size biraz sosyal medyadan bahsedeceğim. Sosyal medya hemen hemen her kurumun gündeminde. Bankacılık dediğimizde de bankalar da burada önemli bir savaş veriyorlar. Burada olabilmenin gerçekten bir değerini görmüş durumdalar. Bu değer nedir diye biraz bakıp Denizbank'a geldiğimizde biz neler yapıyoruz ve önümüzdeki dönemlerde sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz neler var onları anlatacağım. Bu arada ufak bir sürprizim de var. Ufak bir yarışma da yapalım. Hazır ikinci haftanın sonuna geliyormuşuz. Bir sürpriz yapalım dedik. Aklımıza geldiği yolda gelirken katılımcı olursanız çok memnun olacağım. Teşekkür ediyorum. Şimdi üniversite ortamı, ben de bir dönem üniversiteye gittim, tamamladım da, şüphetmeyin, mezun oldum. Şimdi ben üniversitedeyken hayatımda bu tip kavramlar vardı. Bilmiyorum, siz hiç bunlarla haşır neşir oldunuz mu? Telex, disket, daktilo, Kodak. Kodak diye bir şey duydunuz mu? Yok artık. Yok artık, bitti. Kodak herkesin evinde olan bir fotoğraf makinesiydi. Şimdi sizin jenerasyonunuzda baktığım zaman herhalde şöyle terimler var. Değil mi? Ben de blog yazmak istiyorum. Blog açtım, takip etsene. Bak Wikipedia'da neler söylemişler. Beni Face'te bul. Yapıyor musunuz, söylüyor musunuz birbirinize? Face'teyim, sen değil misin? Aa falan yapanlarınız da vardır muhtemelen. Tweetleşelim. Var mı böyle hayatınızda böyle şeyler? Tweetleşelim. Android. Valla ben ilk Android ismini duyduğumda Star Wars filmi mi neydi? Ya lisedeydim ya ortaokuldaydım. Karlı bir gündü. Film gelmişti. Okulu kırdık. Neymiş? Android denen bir şeyi görmek için. Hala anlamadım ne olduğunu ama artık hayatımızın önemli parçasından bir tanesi. Avatar'ı da ben film olarak biliyordum. Ama Hintli bir kişinin gerçekten ismiymiş. Biliyor muydun? Avatar ismi gerçekten Hintli bir kişinin gerçek bir kişiyi bir modellemeyle yansıtmasından ortaya çıkan, hepimizin hayatında Avatar dediğimiz, filminde gördüğümüz, ilk o düşünmüş, o yapmış, ismini vermişler. Murat düşünseydi herhalde Murat diyecektim. Ama Avatar olmuş, kaçırmışım ben.
Şimdi baktığınız zaman birçok şey var. 50 milyon üyeye ulaşmaları kaç yıllarını aldı diye baktığımız zaman bilmiyorum tahmin eder miydiniz ama resim böyle bir şey. Radyo, radyosu olan var mıydı? Kaç? 2 kişi. Yok değil mi? Yok tabii. Televizyonu olan var mı? Şimdi yeni jenerasyonlarla falan vardır mutlaka. İnterneti olmayan var mı? Çok iyi. Neredeyse yok. iPod. Geçen gün bir film seyrettim. Küçücük bir köpek, bembeyaz. İsmi iPod. Dünya nereye gidiyor arkadaşlar? Şu kadarcık bir köpek, iPod. Facebook. Kim Facebook'ta? Konferans bitmiştir. Kimse Facebook'ta değil. Bunu anlatmanın da pek bir anlamı kalmamıştır. Evet, siz herhalde henüz şuradasınız. Telgram, telefon. Tamam, çok uygun yani. Çok uygun, çok çok. Tamam yani yaş grubuna uygun. Telgram, telefon, e-mail. Hani en fazla lüks. Benim en büyük lüksüm üniversitede e-mailim vardı. Yanımdaki arkadaşın yoktu, acayip havalıydı. E-mailim vardı ya. Arkadaşım yani. Şimdi baktığımız zaman dünya nüfusunun %35'i gerçekten online. Tıkır 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 tıkır. Hindistan'da arkadaş olan var mı? Nerede arkadaş olan var? Uzak bir yer söyle. Nerede? Adana'da mı? Uzak doğuda. Tanıyor musun arkadaş? Hiç gördün mü? Tamam tamam. Dünya nüfusunun %35'i online arkadaşlar. 6 milyar mobil abone var dünyada. Dünya nüfusu ne kadardır? Herkeste mobil var ya. Büyük çılgınlık. Ciddi söylüyorum. Bende 2 tane var. İkincini ne yapacağım bilmiyorum ama taşıyorum. 150 milyonda mobil bankacılık kullanıcısı var. Bankacılık işlemi yapıyor bu insanlar mobilinden. Küçücük bir cihaz. İlk aldığım cep telefonunu hatırlıyorum. Cep telefonu falan değil, arabanın içinde taşımak zorundaydım. Şu büyüklükte, sahra telsizi. Ama telsizdi ve istediğin zaman bana ulaşabiliyordu. Hiç oldu mu size? Her gün oluyoruz. Peki. NFC. NFC denen bir teknoloji var biliyor musunuz? Dokunmatik. Bir şey gösteriyorsunuz bir cihaza. Buradaki bilgiyi karşı tarafa alıyor. Mesela kredi kartı provizyonu. 35 yıllık işlem yapıyorsunuz. Cep telefonlarına girdi bu iş. Cep telefonunuzu bir cihaza gösteriyorsunuz. İşlem tamam. Aldın Burger King'den hamburgeri gittin. Bitmiştir iş. Yapıyorsunuz ben görüyorum. Uygulamalar. Kaç kişide akıllı telefon var? İnanıyorum sana. Neler yapıyor diye sormayacağım. Bu arada hocam çok enteresan bir şey. Orada evinde gibi hissettim. Orada herkes birbirine komutanımda. Burada da hocam oluyor. Süper. Bir dakika. Akıllı telefon olmayanlar bir sonraki sürprizimize katılamayacak yalnız. Kaç kişide akıllı telefon var? Sosyal medyada konumuz ya bugün. 1.6 milyar kişi var. Bunlar tekil sayılar. 6 milyar telefon, herhalde 7 milyar nüfus dünyada. 1.6 milyar kişi sosyal medyada hiç tanımadığı insanlarla bir şeyler paylaşıyor. Resimler, videolar. Herhangi bir konuda bir görüş. Çok enteresan. Şimdi Twitter. 167 milyon kullanıcısı var. YouTube 670 milyon kullanıcı günde 2 milyar video izliyor. Ne izliyorsunuz başka? Yani televizyonda dizi izliyoruz, maç izliyoruz. Ama YouTube'da bir şey gördüm, baktım mı dediği zaman yığılıyor orada. Değil mi? O video kopuyor gidiyor. YouTube. LinkedIn. Bakın hepiniz birer iş sahibi olacaksınız. Mutlaka CV'nizi oraya koyun. Ben de bakıyorum. Belli olmaz. Yollar çakışabilir. Şimdiden söyleyeyim.
8 milyon Facebook kullanıcısı. Ne enteresan bir cümle değil mi? Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük ülke olabilirdi. Var ya senin bir arkadaşın Çin'deki. Bak, ondan sonraki en büyük ülke olabilirdi. Ziyaret etmeye kalksaydık 800 milyonluk bir ülkeye gidecektik. Vize de yok burada, herkes girebiliyor. Rahatsın. Buralara geçelim. Buralara çok büyük gerçekten yatırımlar yapılıyor. Herhangi bir şekilde pazarlama yapmak istediğinizde, ben bile bugün pazarlamasını yapmak istiyorum herhangi bir ürünün. Bireyselci de öyle, işletmeci de öyle, ticareci de öyle, kurumsalcı da öyle, kartçı da öyle. Aman bunu mutlaka sosyal medyada duyuralım. Tabii duyurun. Bakın büyüklüğe. Buralara çok ciddi para harcanıyor. Televizyonda bir gördüm, bir daha görmedim. Bir daha rastlarsan iyisin. Ama burada hep oradasın. Arkadaşların da bunu sana önermeye başlıyor. Onu gördün mü, bunu gördün mü, şunu gördün mü, bak ne oldu. Böyle bir kredi varmış, böyle bir kredi kartı varmış. Bankacık biraz soğuk, sevimsiz bir iş ama baktığınız zaman biz de bundan ekmek çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de nasılız? Türkiye nüfusunu bilen var mı? ...74 milyon. Öyle bir şey işte. %50'si online. İkiye bölsek 37 mi çıkıyor? 37 çıkıyor. 74 milyonun 65 milyonunda telefon var. 5 milyonunda akıllı cep telefonu var. Akıllıdan ne kastediyoruz? Android sisteminde çalışan iPhone, Apple, Nokia, değil mi? Seninkini bilmiyorum, akıllı dedin ama bakamadım, göremedim burada. Canavar marka. Gel gel, sonradan anlatacağım şeyler. İnternet. 37 milyonun %88'i Facebook'ta. Çok önemli rakamlar bunlar. İnternetim varsa Facebook'tayım, kaçırmıyorum hiç. Sosyal medyada 35 milyon kullanıcısı var Türkiye'nin. Türkiye sizce Facebook'ta tüm ülkeler arasında kaçıncı? 2. Arjantin 2. Şöyle söyleyelim, ilk 5'te. Hep ilk 5'te. 2. Böyle bazen Brezilyalılar falan, Hintliler zorluyor bizi. Endonezya falan ama hep ilk 5'teyiz. Birinci kimdir sizce? Arjantin. Messi'den dolayı. Amerika. Amerika. Hiç internetten alışveriş yapmanız var mı? Kitap, müzik indirmek, ayakkabı almak, markofoniciler, bak orada oturuyorlar, üçlü, dört pardon, markofoni, orada. 22 milyar Türk lirası, sadece Türkiye'de. Biz de dediğimiz gibi adapte oluyoruz, şu anda 6.'yiz. Amerika, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Meksika, Türkiye. Arkadan birkaç tane daha ülke geliyor. Ama gayet iyi bir yerdeyiz. Bakın sosyal medyada harcadığımız saat ayda 10 saat. Neye 10 saat harcıyorsunuz ayda? Yok, Facebook. Ders çalışıyor musunuz 10 saat? Siz kulaklarınızı kapatabilir misiniz? 10 saat çalışan var mı dersin? Bak geleceğin dekanı orada oturuyor. Evet. Şimdi aslında işin biraz da özüne geldik. Biz dedik ya 15 yıllık bir bankayız. Müşterilerimize hizmet veriyoruz. Çağrı merkezimiz var. Yaklaşık 250 kişi her gün telefonlara cevap veriyor. Müşterilerin dertlerini, şikayetlerini dinleyip çözüm üretiyor. Yılda 6,5 milyon çağrı alıyor. Web sitemiz var. Yılda 11 milyon ziyaretçi geliyor. Bilgi alıyor. Bir takım hesaplamalar yapıyor. Başvurularda bulunuyor. 800 bin tane ürüne başvurmuşlar webden. İnternet şubemizde 540 bin tane kullanıcımız var. Bunlar geliyorlar, bankacılık işlemlerini yapıyorlar burada.
Son baktım, bu yıl sonu rakamı 620 bine geldik 3 ay sonunda. Dolayısıyla sürekli insanlar internetin getirdiği kolaylık, zamanın problem olmamasını kullanmak faydasından gerçekten kendilerine başka şeyler yapmak adına zaman ayırabiliyorlar. Şubeye gitmektense buradan yapıyor işte. Mobil tarafta 26 bin kayıtlı kullanıcımız var. Bütün işini mobilden yapıyor. Hangi mobil telefonu olursa olsun problem değil. Mobil platformumuzdan geliyor, bankacılık işlemi yapıyor. Ayrıca bir takım uygulamalarımız var ki biraz sonra anlatacağım onu. Türkiye'deki her 100 ATM'nin 7'si Deniz Bank'ta. Her 100 şubeden 6 tanesi Deniz Bank'ta şu anda. Peki her bir aslı kanaldan müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Hatta onlar bize ulaşıyor. Peki başka bir şey yapma ihtiyacı neden çıkmış olabilir sizce? Buyurun. Evet, yani tamam ama niçin oralara gitmiş olabilir sizce? Değil mi? Bakın diyoruz ki bir web sitesi var, 800 bin tane ürün satmışız. Bir internet şubesi var, 540 bin tane kayıtlı kullanıcı var ve yılda 15 milyon işlem yapmışlar, finansal işlem. ATM tam 30 milyon işlem geçmiş üzerinden. Değil mi? İnsanlar bu ortamlarda bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu insanların bulunduğu başka bir ortam daha var. 31 milyondan bahsediyoruz. Siz doğru bildiniz. Orası Facebook bankacı. Şimdi her işimizde tabii müşteri odaklıyız. Yeni nesile çok önem veriyoruz. Bu avatar dediğimiz internet şube, siz Deniz Bank mısınız hepiniz? Aa, ne güzel bir fırsat. Dışarıda standta bekliyor arkadaşlar sizi Deniz Bank'ı yapmak için. Deniz Bank'ın gerçekten neşeli teknolojik ortamını bekliyoruz sizi bugünden sonra. Çünkü internet şubemiz bizim herhangi bir internet şubesine benzemiyor. Gerçekten bu beyaz, Beyazıt Öztürk, kendisi Cuma karakterine büründü biliyorsunuz reklamlarımızda. Artık internet şubesinde de işe başladı. Siz internet şubesine girdiğiniz zaman size hoş geldin diyor. İyi bir iş yaptığınız zaman bravo diyor. Giderken güle güle diyor. Özel günde, mesela sevgililer gününde arkasından bir çiçek çıkartıp veriyor. Dolayısıyla daha çok insana yönelik, sıcak, interaktiviteyi destekleyen bir yapısı var internet şubemizin. Ve ötesinde de internet şubemizin arka görüntüsünü, background'unu siz istediğiniz gibi dönüştürüp kendinizi özel bir hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada siz önemlisiniz. Peki, şimdi burası bizim aplikasyon dünyası. Şifre tek dediğimiz, internet şubeye girerken size tek kullanım şifre üreten bir cihaz, uygulama. Her girişinizde yepyeni bir şifre üretiyor. Güvenlik için önemli. Sanırım bu hafta içinde bir takım uygulamalarını veyahut da en azından anlatımlarına şahit olduğumuz bir bölümümüz. Taraftar yap dediğimiz bir uygulamamız var ki bunların hepsini zaten Apple Store'da bulabileceksiniz. Smart telefonu olan arkadaşlar için söylüyorum. Taraftar yap aslında komedi bir şey. Fotoğrafını çekiyorsunuz bir arkadaşınız veya Facebook'tan alıyorsunuz. Apple'dan indirdiğiniz bu uygulamamız var, taraftar yap. O arkadaşınızı istediğiniz bir takımın renklerine giydirip, barındırıp sonra da Facebook'ta istediğiniz bir yorumla birlikte bütün arkadaşlarınızın önüne çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada biraz da işin keyfine, keyfi boyutuna yatırım yapmış durumdayız. Sıramatik dediğimiz bir uygulamamız var. Şöyle geri gitsem acaba görür müyüz? İlk uygulama şurada. Biraz hızlı geçiyor. Kusura bakmayın. O da aslında herhangi bir Deniz Bank şubesine gideceksiniz, işinizi yaptıracaksınız. Ama gidip içeride beklemek istemiyorsunuz, bir yerde kahve içmek istiyorsunuz. Veyahut da kebabınızı yemek istiyorsunuz. O arada sıra alıyorsunuz cep telefonunuzdan. Sıranız geldiği zaman uyarıyor sizi cep telefonunuz. Kalkıp gidip işleminizi görüp işinize devam ediyorsunuz. Böyle bir uygulama. Şimdi asıl
sizler için en önemli uygulamaya geldik. Cep param uygulaması. Şimdi smart telefon sahiplerinin telefonlarını çıkarmasını rica edeceğim. Evet, çıkarın. Göreyim kimlerde var. Güzel. Ya Apple Store'a gidebilirsiniz veyahut da Android Market'e gidebilirsiniz. Cep para uygulamasını telefonunuza indirin. İndirdikten sonra ufak bir kayıt işlemi var. Burada TC kanalınızı ve bu uygulamaya girerken kullanacağınız 6 hanelik şifre belirlemenizi istiyorum. Bunu belirleyip benim cep telefonuma, biraz sonra açıklayacağım. Şimdi açıklamıyorum ki herkes adil başlasın. Mesaj gönderen ilk 3'e benim bir hediyem var burada. Katılmak isteyenler. Öyle bir şey yok diyor. Güzel bir ödük. Sonuç bulunamadı yani. İnternet mi yok burada? Bir bakalım. Ben açıklayayım o zaman. Şimdi cep param nedir arkadaşlar? Cep param aslında basitçe mobil cüzdan. Bir uygulamayı indirdiğiniz zaman size gelen bir para varsa bu uygulamanın üzerinde tutabiliyorsunuz. İsterseniz herhangi bir Denizbank ATM'sinden bu parayı çekebiliyorsunuz. Kartınız olması gerekmiyor, müşteri olmanız gerekmiyor. Bu bir mobil cüzdan, nakit gibi. Denizbank'ta bir hesabınız varsa gelen parayı hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Veya herhangi bir arkadaşınıza para yollayabiliyorsunuz. Dün kantindeydiniz, toplam 20 lira bir şey ödediniz. 10 lira 10 lira bölüşmek istiyorsunuz ama para çekmeyi unuttunuz. Arkadaşınıza cep param üzerinden 10 lirayı gönderdiğiniz zaman borcunuz tamamdır. Okey? Denizbank müşterisi olursanız internet şubemizden, ATM'lerden ve Facebook'tan cep telefonunuza bu parayı yollayabiliyorsunuz. Veya herhangi biri size bu parayı yolladığı zaman biraz önce bahsettiğim gibi bu aksiyonları alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk 3 kişi şuraya bir mesaj atarsa, şu telefon numarası benim telefonum. Herkese vermeyin. İlk 3 mesajdaki telefon numarasına benim bir hediyem olacak. Telefonum da orada duruyor. Okay. Şimdi başka bir şey daha rica edeceğim sizden. Ben size bir ödül sunuyorum, sizden de bir destek istiyorum. Eğer cep telefonunuza bunu indirirseniz, TC kanalınızı girdiniz, şifrenizi belirlediniz, artık sistemdesiniz. Ben size bir ödül de vereceğim. Ödülü beklemenize gerek yok. Eğer internete çıkıp cebimsende.com web sitesine gidip telefonunuz ve belirlediğiniz şifreyle içeri girdikten sonra benim cep telefonumu seçip kendi cep telefonunuzda benim sizi refer ettiğimi yazarsanız bu sefer ben bir ödül kazanacağım. Yapar mıyız beraber? Belli olmaz diyorsunuz. Peki. Ben burada bırakıyorum. Herhalde cep telefonum var. Ve yarış başladı. Katılmak isteyenlerin ses çıkmaya başladı. Evet. 5 megabayt. Programı indirmek zaman alıyor biraz. 5 megabayt değil ya, çok ufak bir şey. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Valla birilerinden mesaj gelmeye başladı. Ben görüyorum bunu. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Biraz önce arkadaşımız bahsetti. Çok geniş bir kitle Facebook. 31 milyon insandan bahsediyoruz. Bizim bu kadar insana erişmemiz mümkün değil. Erişsek bile standart kanallarımızdan hizmet vermemiz de mümkün değil. Dolayısıyla biz de ne yaptık? Facebook'ta bankacılık yapmaya karar verdik. Bu sizce daha önce bir banka tarafından yapılmış bir şey mi? Nereden biliyorsunuz? Bravo, reklamlarımızı da izleyen arkadaşlarımız var. Nedir? İHAFTA alt-12 internet şifremiz. Wireless şifremiz. Sömürün sömürmeyiz bu kadar.
Ne indirebiliyorsa indir. Fırsat bu fırsat. Öğrenci haftası. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, Facebook bankacı dediğimiz şey nedir? Aslında Facebook ortamında bizim bankacılık ortamımızı Denizbank müşterilerinin hizmetine sunmaktan başka bir şey değil. Siz Facebook'tasınız, bir bankacılık işlemi yapmak istiyorsunuz veya hesabınıza bakmak istiyorsunuz, kredi kartı borcunuza bakmak istiyorsunuz, varlık ekstresini görmek istiyorsunuz, ne kadar alacağım, ne kadar borcum var. Çok basit günlük bir ihtiyaç aslında. Hatta ajandanızda acaba kredinizin ödemesi var mı, mevduat dönüşü var mı veya bir arkadaşınızın doğum günü ne zaman diye bakmak istiyorsunuz. Facebook ortamından dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Siz buradayken hem Facebook'ta arkadaşlarınızla diyaloglarınızı devam ettirebiliyorsunuz, hem duvarınıza yazılmış olan şeyleri takip edebiliyorsunuz, hem de buradan bankacılık işlemi yapabiliyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz? Varlıklarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ne kadar vadeli mevduatım var? Vadesizim ne kadar? Fonlarım ne kadar? Kart borcum var. Ben zaten bitik durumdayım, farkında mısınız? Hep eksi taraftayım. Kredilerim toplamı nedir? Faturalarım var ödenecek. Bunları bu şekilde bir pie chart üzerinde de görebiliyorsunuz. Yanı sıra kredi kartı bilgilerini görebiliyorsunuz. Ne kadar limitim var, son ödeme tarihi nedir, hesap kesim tarihi nedir, kullanabilirim limitim nedir? Bunları buradan izleyebiliyorsunuz. Hiç Facebook'u terk etmediniz. Sosyal çevrenizi yönetebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlarınızı bu uygulamaya davet edebiliyorsunuz. Facebook bankacılığına gel, sen de bir hayata başla diyebiliyorsunuz. Doğum gününü takip edebiliyorsunuz, özel bir günü. Bu arada dönüşü olan bir mevduatınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Hatta banka ile iletişime geçerek herhangi bir sorunuzu da iletebiliyorsunuz. Soru, şikayet. Bunu karşılayan, 7/24 karşılayan bir ekibimiz bulunmaktadır. Bu da yetmiyor. Arkadaşlarınızın listesi burada var ya, Facebook'tasınız zaten. Herhangi bir arkadaşınızı seçiyorsunuz. Kendisinin cep telefonunu giriyorsunuz. Mesela benim cep telefonumu girip bir şeyler yollayabilirsiniz isterseniz. Cep telefon numarasını giriyorsunuz ve bir para yollayabiliyorsunuz. Facebook'tasınız. Arkadaşınızla chatleşiyorsunuz. Bolunuz'a bir şey yazdı. Murat, 50 liraya ihtiyacım. İzlesin onu. Kastırma yolda şu borcu. Dün akşam yemek yemiştik, hala vermiyorsun borcu. Geçen aydan kalan borcum var bana, ver şunu. Vesaire vesaire. Çok basit. Hemen Facebook'ta bu arkadaşımı seçiyorum. Cep telefon numarasını giriyorum. Göndereceğim miktarı giriyorum. Kendi benim sistemde gelip bu kadar para var mı yok muya bakıyor sistem. Ve karşı tarafa parayı yolluyor. Nereye gitti para? Cep telefonuna gitti. O cep telefonuyla ne yapabiliyorduk? ATM'den çekebiliyorduk. Uygulamamız varsa mobil cüzdandır artık o. Mobil cüzdan olarak yönetebiliyorduk. Hesaba aktarabiliyorduk. Veyahut da benden gelen 50 liranın 25 lirasını ben başka birine yollayabiliyorum. Değil mi? Cepteki nakitten fark var mı artık? Yok. Mesela aileleriniz size para yollamak istiyorlar. Ne yapıyorlar? Evet. Size para yollamıyorlar mı? Ya Denizbank, bu misyon da bize kaldı. Para alan yok mu ailesi? Söylemek istemiyorum. Peki, göndermek isteyen olursa tek yapması gereken aslında ailenizin cep telefonunuza, internet şubemizden, kendi Facebook bankacılığı platformundan, kendi cep telefonundan size bu parayı aktarması. Çok basit. Kullanmaya başlamak için biliyorum ki buradan sonra ilginiz artacaktır. Denizbank müşterisi de olmak için arkadaşlarımız bir şeyler daha planladılar. Dışarıda arkadaşlarımız bekliyorlar sizi. Denizbank kartına sahip olmak birçok kapıyı da açıyor. Platformlarımızı kullanmak anlamında.
Özel bir takım sürprizler de hazırladılar. Bana da söylemediler. Sadece şurada konuşurken duydum. Deniz Bank müşterisi olmak, internet bankacılığı kullanıcısı olmak ve Facebook bankacına kısa bir kayıt yaptırmakla birlikte Facebook bankacından para gönderebilir hale geliyorsunuz. Yani ilk koşulumuz Deniz Bank müşterisi olmak. Ama alan taraf olmak için Deniz Bank müşterisi olmak zorunda değilsiniz. Cep telefonunuzun olması yeterli. Şimdi bilmiyorum sizleri ilgilendirebilen yenilikler olabilir. Şu ana kadar sıkıcıydı. Hesabımı göreceğim, kredi kartı borcumu göreceğim. Ondan sonra işte arkadaşlarımın doğum gününü göreceğim, varlıklarımı göreceğim. Ama bundan sonraki adımda hepimizin herhalde günlük hayatında önem arz eden bir takım şeyler de geliyor. İşte telefonlarımızın hepsi hatlı değildir, abonelik üzerine değildir. Kontür yüklüyorsunuzdur. Facebook üzerinden artık kendi telefonunuza dakika yükleyebileceksiniz. Şans oyunlarına ilginiz olabilir. Kimsenin de bunu görmesini istemiyor olabilirsiniz. Buradan şans oyunları hesabınıza para aktarabilirsiniz. Biliyorum bunları. Yapılıyor yani. Kredi kartı borcunuzu görüyordunuz. Hadi ödeyeyim diyebilirsiniz. Fonunuz var. Fon satarak kaynak yaratıp para transferi yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar da geliyor. Ama asıl bomba şöyle bir şey. Birkaç kişi, birden fazla kişi bir araya gelerek daha uygun koşullarda kredi talebinde bulunabilecek. Aslında nedir sosyal ortamın ana çıkış noktası? Paylaşım. Paylaşarak bir banka bile olsa oradan kredi almak ve daha uygun koşullarda kalabalıkları getirerek, arkadaşlarınızı çağırarak kredi almak imkanını sağlayacağız. Nedir? Ülkemizde önemli bir şey daha vardır. Değil mi? Özel günlere gidilir. Bunlar nişandır, nikahtır, sünnettir. Değil mi? Altın götürürüz. Sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza veya sevdiklerinize altın gönderebileceksiniz. Ve bunun içinde bir araya gelebileceksiniz. Şimdi benim sunumum bu kadar ama bu yazıyı özellikle getirdim. Bu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. Biliyor musunuz? Seyrettiniz mi filmi? Mark Zuckerberg. Çocuk sevgilisine kızıyor, milyarder oluyor. Var mı böyle bir şans? Bu filmi seyretmenizi tavsiye ediyorum. Facebook nasıl oluşmuş? Adam kimdir? Fikir nasıl oluşmuş? Mutlaka bilgi edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer sosyal medyayla ilgileniyorsanız. Ki gelecek burada artık. Deniz Bank'a gönderdikleri recognition mektubu ana ofislerinden geliyor. Şöyle bir sessizlik. Okuyabiliyor musunuz? Okuyayım mı? Okursanız daha iyi. Okuyorum. Facebook'ta birbirine daha bağlantılı bir dünyada işlerin daha iyi yürütülebileceğine inanıyoruz. Biz 800 milyon insanı ve arkadaşlarını birbirlerine ve önem verdikleri şeylere bağlıyoruz. Kurumlara müşterileriyle ilişki kurabilmeleri için sayfalar, müşterilerine ulaşabilmek ve ilişki oluşturabilmek için reklamlarla yardımcı olabilmeyi ve sosyal teknolojileri sunarak Facebook deneyiminin özüne entegrasyon sağlıyoruz. Deniz Bank'ın sunduğumuz bu sosyal teknolojileri adapte ederek işlerine daha ilişki kurmaya yönelik ve müşterilerine katma değer sunduklarında yoğunlaştığını görmek çok mutlu ediyor. Böyle yenilikçi bir entegrasyonun dünyada ilk kez bir Türk bankası tarafından sunulmasını çok heyecanla izlemekteyiz. Diyorum, burada perde kapanıyor. Arkadan dansçılarımız çıkıyor. Ve sunumumuz burada bitiyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sıkılmadınız. Mesajlarıma bakacağım. Ödülünüz garanti ilk üç kişi. Ama siz de bana destek verin.
alacağız. Buyursunlar. Bir mikrofonumuz var mı? Facebook'ta Deniz Bank internet şubemiz, herkesin internet şubesi ne kadar güvenliyse o kadar güvenli. Yani aynı tip güvenlik unsurlarını taşıyor Facebook. Facebook'un kendi güvenlik platformunu kullanmıyoruz. Facebook sadece bizim için bir adres. Bir alışveriş merkezinde biz bir dükkan tuttuk. O dükkanın güvenliğini de biz sağlıyoruz. Yani şubemiz olduğunu düşünün alışverişte. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Ve burada da BDDK'nın ilkeler tebliği diye bir şey var. Bütün bankalar bu güvenlik unsurlarına uymak zorundalar. Biz kendi internet bankacılık platformlarımızda buna uyarken BDDK denetiminden de geçtik. Önce aslında onlarla konuşuyoruz bu işi. Diyoruz ki biz böyle böyle bir şey yapmıyoruz. Yepyeni bir şey. Hem dünya hem sektör için. Böyle de unsurlar kullanacağız dedikten sonra geçip hayata geçirebiliyoruz. Ama internette ne kadar güvenliysen orada o kadar iyi. Çok enteresan. Facebook'un ilk defa düzenlediği bir pazarlama konferansı vardı Londra'da. Oraya katıldık. Sağ olsunlar davet ettiler bizi. Orada Andrew Buzzworth, adama boss diyorlar. Bütün Facebook'un altyapı tasarımcısı bu adam. Mark Zuckerberg'in yan odasında oturuyormuş. Kartını falan görmeniz gerekir. Böyle rapçi falan böyle kasket var, ayakta böyle enteresan bir ayakkabı falan. Dünya umurunda değil. Facebook bankacılığı yapıyoruz dedim. Güvenliğini nasıl sağlıyorsun? O bile enteresan bir şekilde bunu soruyor. Ama çok şükür gayet iyi durumdayız. Siz mi? Bir el kalktı şuradan. Parmak. Hayır. Facebook hayır. O cep param için yeterli. Hayır. Facebook'a nasıl giriyorsunuz siz? Bir kullanıcı adınız var. O da e-mailiniz aslında. Bir de sizin oluşturduğunuz bir şifre var. Onu kaptırmış olsanız bile bizim Facebook bankacılık platformumuza girmeniz için bir, Deniz Bank müşterisi olmanız gerekiyor. İki, internet şube kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üç, internet şubenin içinde Facebook bankacılığına özel bir kayıt ve şifrelemeden geçmeniz gerekiyor. Üstüne üstlük sistemde kayıtlı bir cep telefonunuza tek kullanımlık bir şifrenin gelmesi gerekiyor. Yani Facebook'ta duvarınızda ne olup ne olmadığını kaptırabilirsiniz birbirinize ama hesaplar bende. Rahat. Başka soru? Şurada bir arkadaşımız var. Şeyi sormak istemiştim. Bu ATM'ler sadece çarşıda var Deniz Bank'ın, başka hiçbir yerde yok. Mesela biz buradan para çekecek olsak dahi gidiyoruz çarşıdan çekip geliyoruz. Müdürüme söylüyorum, talepte bulunuyor, hemen kuruyorum. Nerede oturuyorsun? Babuşağım'da. Tamam, en yakın yere kuracağız. Teşekkürler. Bu sorunu çözmek zorundayız. Üniversite istiyorum hocam. Aykut Bey'i bir arar mısın? Kira verecek mi? Vermeyecek. Evet, soru var mı? Sıkıldınız. Tamam. Soru yoksa teşekkür ederim. Anlatabildiğimi düşünüyorum soru yoksa. Kıymetli konuklar. Konuşmacımızı uğurlamadan önce kendilerini plaket takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Türk'ü sahneye davet ediyorum.
Arkadaşlar yeteri kadar heyecan yerine bulduysa, çekilişi geçelim. Bu kez çekilişimizi biraz değiştiriyoruz. Öyle bilgisayardan falan yapmıyoruz. Sizin isteğiniz üzerine. Her şey daha şeffaf olacak. Öncelikle 2 adet Piranha MP3 çalar, 5 adet Toshiba Flash Disk ve 1 adet Logitech webcam için, webcam çekilişi için yardım doçent Doktor Sayın Mehmet Polat'ı sahneye davet ediyorum. Çekiliş. Hocam 8 çekiliş yapacaksınız. Sizden ricamız. Evet hocam. İlk çekiliş, kağıtlarımız yanımızda mı? Bir adet webcam için çekiliş yapıyoruz. Numarayı alayım hocam. 302. 302 aramızda mı? Gelsin hediyesini alsın hemen. Hediyesini alacak her arkadaştan o ki gencine yakışır hızlı olmasını istiyoruz. Toshiba Flash Disk çekiliş için. Birincisi 4 GB mıydı? 4 GB. 32. 32 hadi aramızda olsun ve koşarak gelsin. Onur Keçeli işletme. Hangi? Normal öğretim 1. sınıf. Ver bir tane. Hocamdan alsın. Onur aldık kaçıyor. Bir tane daha flash vereyim hocam. 18. Hadi 18. 18 burada mı? 3'ten geriye sayacağım. 18. 3. 2. 18 numara. 1. 18 hakkını kaybediyor. Kaybetti. Sattık. Hocamlar, hocam. 67 geldi hocam. Arkadaşımızın hakkı ödesin. Son bir flaş. Evet, doğru 350. İki adet Piran MP3 çalar için çekiyoruz. 337. 337 oradan koşarak geliyor. Kim tanıyor muyum diye bakıyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Son bir tane daha planı en büyük çalarımız var. Aklım 337. Hocam karıştırıyor, karıştırıyor ve en büyük çalar. 245. Bir rakamla mı kaçırdınız? Kim? 245 orada mı? Kim? Oh geliyor. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Uğurcan Balta. Düzücü Meslek Yüksek Okulu. Uğur sakin ol. Düzücü teşekkür ediyoruz. Ve şimdi 3 adet USB optik mouse, 2 adet Sonos
Çamlık ve 2 adet Sinop 1-1 artı bir sticker için Denizbank Osmaniye Şubesi Müdürü Sayın Mustafa Kemal Şahin'i sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürümüz alkışlar eşliğinde sahneye alıyorum. Tempo! İlk önce 3 adet USB optik mouse'umuzun birincisini 360. Snoopy kulaklığını alıyor ve bir Snoopy kulaklık daha 249'a gidiyor. 249'a gidiyor. 249 kalktı ayağa, koşarak geliyor. Bu arada Snoopy sticker ben de yapıyoruz. Bir artı bir sticker. 323. 323. Başarabilirsin. 323 oradan geliyor. De geliyor. Bir artı bir sticker. Hocam sizi teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Ve şimdi iş biraz ağırlaştı. Bir adet Nikon Volpix fotoğraf makinesi ve bir adet Acer Notebook için değerli konuğumuz Ahmet Murat Erdal'ı sahneye davet ediyorum. Fotoğraf makinesi kazandı. Bütün kampüste sizlerin fotoğrafını çekip Facebook'a koyacakmış. Söylüyorum şimdi. Müdürüm isterseniz
bir açıklama vardı sanırım. Onu da şimdi alalım, sonra hemen ardından network çekilişimizi gerçekleştirelim. Hediyeler gümbür gümbür gidiyor. Benim hediye arada kaynamasın diye bana mesaj gönderen arkadaşlara bir hediye vereceğim şimdi. Yardımcı olursan mikrofon için. Şimdi şu telefon numarası kime ait? Kaçmaca yok. Mesaj gönderdiniz. Cep param uygulaması indirdiğinizi de bakacağız. Hediyeyi kapacağız. 544 782 63 çift 0. Hesabına 20 TL cep telefonu üzerinden gönderiliyor. Denizbank internet bankacılığı aracılığıyla sanırım. Kısa günün karı 20 lira. Buraya gelirken iPhone'umu alacağını düşünmüştü ama olmadı. Evet, ikinci tarihlimiz 536 628 79. Öyle attı numarayı. Son rakam söyle. 52. Bravo, bravo. Koşarak geliyor, uçarak geliyor. Birazdan network çekilişimiz olacak. Göndere tıklıyor ve kendi 20 TL'sini alıyor. Para sende. Evet. Bu yaptığımız haka dansı mıydı bilmiyorum ama arkadaşımla merhabalaştık orada. Evet, üçüncü talihimiz 541. Bu noktada ayağa kalkmanızı bekliyorum. 840 77 99. Gel. Alkışlarla geliyor. Bu arada biraz önce gelen arkadaşımız acayip cool, titredim yandı ya. Benim param abi, göndersene diyor. Süper abi. Evet, şimdi 546 695 82 16. Yok mu? Ödülü bana verirseniz söz veriyorum, kredi kartı alacağım demişti. Kusura bakmasın artık. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin herkese. Sayın müdürümüzü göndermiyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz ama ve şöyle karıştıra karıştıra bir network çekiliş yapalım. Ama şöyle bir ooo isteyeceğim sizden, sonra hazır olun. Ya vallahi. Vallahi öğle yemeği de yemedim ha. Çok garip durumdayım. Denizbank öğle yemeklerini kesti. Açız yani. Evet. Geliyor. Geliyor. Network için geliyor. Haydi okuyun. Haydi.
Ödülüne iznen olursa ben gideyim. Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı açabiliyor muyuz Mehmet? Şu an ikili miyiz yoksa? İkincisi, şu an ekranda gördüğümüz 1901 beğeniyle Düzce Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ersin Şimşek. Ersin Şimşek'i sahneye davet ediyoruz. Geliyor Ersin oradan. Ve ödülüm 500 GB harici veli Samsung'dan. Açıklayacağım Ersin, bekle. Dijital fotoğraf makinesi. Buyurun. Tabii burada şunu es geçmememiz gerekiyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medyaları çok dinamik bir yapıya sahip. Bu yüzden son sonuçları da açıklamamız gerekiyor. Sabah 8 itibariyle sonuç buydu. Ödül sistemi bu şekilde, fakat son sonuçlara göre 3. olan fotoğrafımız şu an 1474 oyla devam ediyor. İkincisi, yani Ersin Şimşek şu an aslında 2004 beğeni aldı. Ve az önce 1. olan Yusuf 1955 beğeni aldı. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konferansımızı sona erdiriyoruz. Teşekkür ederim.